kadınları aşağılayan bir sürü hadis var. Onun için İslam dünyasında kadın yani hayvanlarla eş tutulur. Bak düşün ki yani namazın önünde yani eşek, köpek, domuz geçer ve kadın geçerse namaz bozulur diyor. Yani bir kadın düşünün, sen ne biçim onurun var ki sen bu uyduruk hadisi içeren, sahih kabul eden bir hadis kitabını haşa peygambere şey diyorsun, iftira edebiliyorsun ve bunu izleyebiliyorsun. Peygamberi en büyük hakaretler bu hadis kitaplarındadır. Cinsi sapık olarak görür. 54 yaşındayken 9 yaşında kızla evlenmiştir haşa bu hadislere göre. Hatta 6 yaşında. Bir gecede 9 eşiyle cinsel ilişki yapmıştır falan. Bunları bir sürü videomda tartışıyorum. Bu hadisleri sahihliyor ve bu hadisleri savunmak için Kur'an yetersizdir. Allah'ın kelamı Kur'an yetersizdir demek için bu hutbeyi robotlara okutturuyor. Yani bunlar Kur'an'a rağmen, Kur'an'a inat, peygambere rağmen, peygambere inat bir sürü hadisler, mezhepler, fetvalar uydurmuşlar ve sizi cehalete, geriliğe, zulme, bir sürü felakete maruz bıraktılar bu zalimler. Bu zalimlerin dinini terk edin. Sünniliği, Şiiliği ve onların çeşitli mezheplerini ve tarikatlarını terk edin. Sizin felaketinizin temelinde bu var. Çünkü Allah'a isyan ediyorsunuz. Peygambere isyan ediyorsunuz ve iftira ediyorsunuz. Peygamberi sevmek, peygambere göğe itaat etmek adına peygambere en büyük hakaretleri ve iftiraları içeren, Allah'a en büyük hakaret ve iftiraları içeren kitapları izliyorsunuz. Diyanetin en, tekrar ediyorum en son olarak, en kitaplarında en mütevatir hadis şu hadistir. Kur'an'da, Kur'an'ın dışında benden bir şey yazmayın, kim yazdıysa onu silsin. Kendi en mütevatir hadislerine uymuyorlar zalimler. O Ömer'in sözü, sahabelerin göğe orada bütün hepsinin kabul ettiği, sükuti ikrar ile kabul ettikleri, hasbuna kitabullah, Allah'ın kelamı bize yeter, onu da kitaplarında var. O zaman size göre Ömer, peygambere isyan eden bizim gibi zındık idi. Sadece Ömer değil, onun yanındaki bütün sahabenin ileri gelenleri. Ah sizi gidi sahtekarlar sizi.